Sayın Vekilim, e, burada bir ara muhabbet yaptık ama size bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz de biraz önce bahsettiniz ki ben bunu 10 aydır çok önemsiyorum. Çünkü ben de 10 ay önce yine burada bu stüdyoda hem sevgili Hakan Bey'le, yani benim gibi göbek adı Ahmet, adı Hakan ya ben Hakan Bey diyorum. Çünkü bana da Ahmet diyen oluyor ama Hakan yani ismi. Hakan Bey'le de, Semiha Hanım'la da burada konuşurken, ben kişisel olarak siyasi fikirleri nedeniyle ve CHP'nin e, temel konseptleri bakımından Sayın Kaftancıoğlu'nu çok eleştirdim. Fakat e, bu ayrı bir konu. Bir il başkanının fikirleri böyle olabilir. Ve Allah'tan dik durup tweet'lerimin de arkasındayım diyor. Yani hani sonradan yalan da söylemiyor. Hayır ben o tweet'i yazmadım veya ben bu fikirlerde değilim de demiyor. Bu da ayrı bir şey. Ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi Sayın Genel Başkan, ben son günlerde gençlere yönelik videolar yapıyor. Daha böyle milli bir takım faaliyetlerde bulunuyor. İşte Türk dünyasından insanları toplayıp toplantılar yapıyor. Yani sanki eleştirilere kulak vermiş de biraz durumu toparlayacak gibi bir hamleler görüyorum. Ama Canan Kaftancıoğlu'nu hala görevden almaması halinde ki Sayın Kaftancıoğlu, siyasi fikir olarak hakikaten sizin tarif ettiğiniz gibi gibi Atatürkçü ve CHP'nin o altı okunun aşağı yukarı üçünü benimsemeyen, belki dördünü falan benimsemeyen, ya yani bambaşka siyasi fikirleri olan bir liberal partide veya bir sosyalist ya da komünist partide görev yapacak bir hanımefendi. Şimdi acaba gerçekten Kemal Bey kendisiyle aynı fikirde olduğu için mi görevden almıyor? Yoksa başka parametreler mi var? Samimi olarak merak ettiğim için size soruyorum. Tam o noktada Hakan Bey şunu göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi şu tweet diyor ki 23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu 1915. Biz şimdi ayrılmadan evvel bazı yöneticilere şunu söyledik. CHP'nin açılımı Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Yoksa Canan Hanım'ın partisi mi oldu? Şu tweet programa aykırı, Cumhuriyet Halk Partisi programına aykırı. İhraç nedeni. Yani Ermeni soykırımını ima orada ediyor. Orada duruyor. Değil mi? Evet, Sözde orada Ermeni duruyor. Soykırım. Efendim? Evet, orada duruyor hala şu an. Şu an yerinde. Evet, evet. 1915 deyince zaten 24 Nisan yani, soykırım günü. Öyle diyorlar. Sözde soykırım. Biz e, bizzat Sayın Genel Başkan'la e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğümüzde de bunu tekrar tekrar dile getirdik. Partiye zarar verdiğine, bu, bu tarz insanların partiye zarar verdiğine dair. Ancak e, kendisinde ısrar ediliyor. Bunun çeşitli parametreler olabilir. E, belli bir ittifak e, mantığı çerçevesinde değerlendiriyor olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine zarar verdiğini düşünüyorum. Buyurun devam edin Mehmet Ali Bey. Sayıyordunuz bir ee, sistematik. Ve sonrasında e, yani yaşanan birçok olayı özetlemeye çalışıyorum. Ee, yani birçok mücadele verildi. Hatta şunu söyledik e, istifanda da söyledim. Mobbing'e varan ötekileştirme, Kurultaya imza verdiğimiz için Boskoca milletvekillerine selam vermeme, imzacılar söylemleriyle taciz yüzüne bakmama, yanında oturmama. Ya bunlar gerçekten olan şeyler. Yani bunları kötülemek için falan söylemiyorum. Vatandaş bilsin diye söylüyorum. Yani 17 e... Eylül 2020'de Buyurun. Yani Mehmet Ali Çelebi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Memleket Partisi'ne geçti. Bu akşam şu anda bize bir daha konuşmamak üzere neden ayrıldığı sorusuna cevap veriyor. Bir daha evet. diyor ben böyle bir konuyla konuşmayacağım. Ben halkıma, milletime, vatandaşlara bu soru bu sorunun cevabını hazırladım diyor. Teker teker anlatıyorum nedenlerini evet. diyor. Kendi evet. sebebimi söylüyorum. Buyurun devam edin evet. Mehmet Ali Bey. Aynen aynen öyle. Ee, zaten istifadan sonra da hiçbir kanalda konuşmadık. İlk defa konuşuyoruz. Ee, gerekçeleri anlatıyoruz. Şimdi Danışma milletvekili danışman grupları var. WhatsApp grupları. Danışmanın bir gün geldi bana gösterdi. Atatürk'le, şehitlerle ilgili, orduyla ilgili çok yanlış ifadeler kullanılmış. Nedir o? Danışmanlar tarafından. Ne yazıyor orada okuyamıyorum. Ya şöyle orada bir şey yazmıyor. Orada özet yazıyor. Evet. Etnik mezhepsel siyaset, bölücü ayrılıkçı söylemlerin olduğu bazı şeyler gösterildi bize. Temmuz ayında <laughs> bakın Temmuz ayında grup başkan vekiline ilettim. Bunlarla ilgili tedbir alın dedim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin danışmanları Atatürk'le ilgili bu tarz söylemler konuşamaz, ordumuzla ilgili konuşamaz, etnik, mezhepsel siyaset yapamaz. Bunları söyledik. Kurultay geçti aradan. Ondan sonra ee, kale bile alınmadık. Milletvekili bir şey söylüyor, bu kişilerle ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. En son ne yaptık? Görüyorsunuz. Eylül'de 17 Eylül'de dilekçe vermişiz bununla ilgili. Grup başkanlığına. Yani artık kale ya tuzluk muamelesi yapılmaktan resmi dilekçe veriyoruz. Böyle bir şey yok yani tarihte. Bunların gereğini yapın diyoruz. Ve hiçbir şey yapılmıyor. Yine yapılmıyor. Biliyorsunuz kamuda e, bir aylık bir süre vardır. Bir ay geçerse artık o bir ay içerisinde dilekçeye cevap verilmesi gerekir. Bir ay içinde sözlü cevap bile verilmiyor bize. Yani bu, bu kişiler korunuyor. Hani diyorum ya 10 Aralık zihniyetinin uzantıları buraya ele geçirmiş diye. İşte bunlar nedeniyle söylüyorum. Daha sonrasında bakın Atatürk'ü HDP 18 Eylül'de 18 Eylül bakın 18 Eylül'de HDP Atatürk'ü soykırımcı ilan etti. Merkez Yönetim Kurulu. Tek tepki veren benim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tweet olarak. Daha sonradan da ilan etti ama bu önce 18 Eylül'de bakın. Sürekli tekrarlamaya başladılar burada. Tek tepki veren benim. İstifa gerekçelerimizden bir tanesi budur. Kumpas mağdurları ile ilgili bir durum. Sağ olsunlar dediler ki kumpas şehitlerinin adlarını parklara vereceğiz. Teşekkür ettik, isimleri verdik. Sabah Ali Tatar'ın parkı açıldı. Çankaya Belediyesi yapıyor bunu. Öğleden sonra kumpas müdahili Şemdem Korur Fincancı ile başka park açıyorlar. Yani bu ne periz, bunlar lahana turşusu. Kumpas mağdurları nezdinde de bizleri çok zor durumda bıraktılar. Yetmedi. Hiçbir söylendiğimiz kale alınmadı. Bakın. Tüm bu süreçleri bakın ne kadar uzun sürdü. Onlarca görüşme. Sizin bildiğiniz en son kamuoyuna yansıyan 10 Aralık 2020 tarihinde zamanlaması da manidar. 10 Aralık tarihinde 3 sayfalık bir mektup verdik. Yapılan yanlışlar, olması gerekenler bize göre ve giderilmesi gereken parti içi Demokrasi uygulamalarına dair 3 sayfalık mektup bu kamuoyunda tartışıldı zaten. Bunun üzerine veda ziyaretlerine başladık bakın. Yani bu da ilginçtir. Veda ziyaretlerine başladıktan sonra bizimle görüşme talep ettiler. bunlar gidiyor bir görüşelim. Bunlar niyeti ciddi manasında. Daha sonra 26-27 Ocak Sayın Genel Başkanla bir görüşme yaptık. Orada altı başlıkta olayı özetledik. Bakın işin özü bu altı başlıktır. Atatürk'te sorunu olanların görevden alınmasını istedik. Muharrem İnce ve diğer ötekileştirilen bütün parti önderleri, fikri sağlar olsun, diğerler olsun. Çağırın, partide birlik sağlansın dedik. İkinci madde. Üçüncü madde, baştan ittifak düşünmeyin. Birinci parti olalım. Cumhuriyet Halk Partisi güçlü olursa Cumhuriyet güçlü olur. İttifakları sona bırakalım dedik. Zaten Memleket Partisi de şu an bunu söylüyor biliyorsunuz. HDP yönetimi ile aranıza mesafe koyun dedik. Yani HDP'nin yönetimi ayrı bizim için, seçmeni ayrı. HDP HDP'ye oy ver, vermiş seçmene siz doğrudan politikalarla gidebilirsiniz. Biz gidebiliriz. Böyle politikalar üretelim dedik. Ama Atatürk'e soykırımcı diyen, Türk milletine soykırımcı diyen, Atatürk'e katliamcı diyen evlatlarımızın katillerine sayın diyenlerle aranıza mesafe koyun diye söyledik. Beşincisi kurucu değerlerden asla taviz vermeyin dedik. Bunu neden söyledik? Ortaya çıktı ki bazı anayasa görüşmeleri yapılmış. Ve burada da kurucu değerlerden taviz var. Anayasa ilk dört maddeden tavizler var. Dolayısıyla bu maddede de uyardık. Ve özlenen şey parti içi demokrasi. Parti içi demokrasiye dair parti içi demokrasiyi genişletin diye altı maddelik bir bildiriyi Sayın Genel Başkan'a 3 vekil imzalı hatta yanında Sayın Özgür Özel de vardı. Ona da 3 vekil imzalı verdik. Sonuç bekledik. Hiçbir sonuç Peki, gelmedi. Mehmet Ali Bey, içimiz yana yana buradan şeyi... tekrar